Ali Baba ve Kır Karamiler. Açıl Susam Açıl. Bir gün yine Ali Baba erkenden kalkmış. Her zaman yaptığı gibi "Ya kısmet!" demiş ve odun toplamak üzere 3 eşeğiyle birlikte ormana gitmiş. Ormanda kurumuş ağaç dalları ararken uzakta bir toz bulutu gözüne ilişmiş. Bulut gittikçe büyüyor ve Ali Baba'ya doğru yaklaşıyormuş. Az sonra Ali Baba nal sesleri işitmiş, atlıların hızla ilerlediklerini görmüş. Ormanda bu atlıların işi ne? Hayırdır? Ali Baba hem korkmuş hem de meraklanmış kendi kendine. En iyisi şu ağacın tepesine çıkıp onları izlemek, demiş. Hemen 3 eşeğini ağaçların arasına gizleyip kendisi de ağacın tepesine tırmanmış. Atlılar gelip durmuşlar. Dalların yaprakların arasından onları izleyen Ali Baba kaç kişi olduklarını merak etmiş, saymaya başlamış. 1, 2, 3, 13, 17, 19. Neredeyse saymakla bitmeyecek kadar çokmuş bu atlılar. 25, 26, 38, 39, 40. Evet. Aşağıda çam yarması, korkunç suratlı tam 40 adam varmış. Hepsinin bellerinde güneş vurdukça parlayan keskin kılıçlar asılıymış. Pazuları balon gibi şişkinmiş. Çok adam dövdükleri, dövüşte kolay kolay yenilmedikleri belliymiş. Adamlar önce kendileri inmiş, sonra atların sırtlarında yüklü koca koca çuvalları indirmişler. Ali Baba bir yandan onları izliyor, bir yandan da "Bunlar kim ola ki?" diye düşünüyormuş. Birden geçen akşam çarşıda konuşulanları hatırlamış. Bütün dükkan sahipleri dehşet içinde kervanlara dadanan, gözleri dönmüş, elleri kanlı 40 harami çetesinden bahsediyormuş. 40 haramiler kervanları basıyor, bütün malları alıyorlarmış. Söylenenlere göre karşı çıkan olursa da acımadan öldürüyorlarmış. Bu soyguncular kervan sahiplerini de adam akıllı korkutmuşlar. Mallarını ve canlarını tehlikeye atmayı göze alamayan kervancılar artık bu civara mal taşımak istemiyormuş. Ali Baba, "Bunlar bahsedilen gözleri dönmüş, elleri kanlı 40 haramiler olmalı," diye düşünmüş. Böyle düşünür düşünmez de korkudan zangır zangır titremeye başlamış. O titreyince tutunduğu dal bir aşağı bir yukarı sallanmış. Birkaç yaprak yerinden koparak toprağa düşmüş. Neyse ki Ali Baba sonunda kendine hakim olmayı başarmış. "Beni burada bir fark ederlerse hiç düşünmeden doğrarlar. Allah vere de bizim eşeklerden biri anırıp kendini belli etmese," diye geçirmiş içinden. Tam böyle düşünürken eşeklerden biri ağaçların arasından o çirkin sesiyle anır mısın mı? Haramilerden biri haykırmış. "Bu ses de nereden geldi?" Bir diğeri, "Aman aldırma, ormanda başıboş dolaşan eşeklerden biri olmalı. Haydi biz işimize bakalım," demiş. Ali Baba bunu duyunca derin bir oh çekmiş. "Az kalsın yakayı ele verecektik. Yok yere haramilerin elinde ölecektik," diye düşünmüş. Haramiler hep beraber yürüyüp az ötedeki koca bir kayanın önünde durmuşlar. İçlerinden en iri yarı olanı bir adım öne çıkıp bağırmış. "Açıl susam açıl!" Böyle der demez koca kaya yerinden oynamış, ağır ağır yana doğru açılmış. Arkada bir mağara varmış. Haramiler sırtlarındaki çuvalları bir bir bu mağaraya taşımışlar. Ağacın tepesindeki Ali Baba tüm olanları görünce şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalmış. Az sonra taşınacak çuval kalmayınca bütün haramiler dışarıda toplanmışlar. Yine pala bıyıklı, kızıl sakallı olan bağırmış. "Kapan susam kapan!" Kayadan kapı,
tıkır mıkır yuvarlanarak ağır ağır kapanmış. Ali Baba'nın varlığından habersiz haramiler atlara atlamış, tozu dumana katarak uzaklaşmışlar. Kim bilir hangi kervanı basmak üzere gözden kaybolmuşlar. Ali Baba gittiklerinden emin olunca ağaçtan yavaşça inmiş. Koca kayanın önüne gelmiş. Hala gördüklerine inanamıyormuş. Kendi kendine. Demek çaldıkları malları buraya gizliyorlar. Nasıl açılmıştı bu kaya? Demiş. Biraz düşününce sihirli sözcükleri hatırlamış. Seslenmiş. Açıl susam açıl. Kaya yine ağır ağır yana doğru yuvarlanmış. Ali Baba gördüğü manzaraya bir kat daha şaşırmış. Kapkara, karanlık bir mağara beklerken karşısında ışıl ışıl bir oda duruyormuş. Kayaların tepesindeki büyük delikten sızan güneş ışığı bütün odayı aydınlatıyormuş. Sandıklar dolusu altın, gümüş, yakut, safir, zümrüt, çeşit çeşit mücevher Ali Baba'nın gözlerini kamaştırmış. Rengarenk ipek kumaşlar, değerli eşyalar aklını başından almış. Hanımının sözleri gelmiş aklına. Keşke sen de biraz daha çok para kazanabilseydin. Bana bir yüzük alabilseydin. İşlerimize yardımcı olabilecek bir hizmetçi tutabilseydin. Ali Baba gülümsemiş. Hemen koşup üç eşeğini mağaranın girişine getirmiş. Bütün mallardan azar azar alayım ki haramiler eksildiğini fark etmesinler, diye düşünmüş. Eşeklerini yüklemeye başlamış. Mağaradaki hazine öyle çokmuş ki üç eşeğin her iki yanında sallanan küfeler ağzına kadar dolmuşsa da sanki tek bir altın bile eksilmemiş. Ali Baba son bir altın kesesi daha alıp kapalı kapının önüne gelmiş. Açıl susam açıl, diye bağırmış. Kaya açılmış. Ali Baba dışarı çıkmış. Dönüp yine kapıya seslenmiş. Kapan susam kapan.